daha fazla iddialar, belgeler, telefon konuşmaları, telefon dinlemeleri var. Yani bunların içinde o kadar çok şey var ki hangisinden başlayalım diye düşünüyorum ama isterseniz Sivas'ta Balıkesir'in Balya ilçesindeki madenlere zorla el konulması söz konusu. İddia var. İsterseniz, isterseniz oradan başlamadan önce ben size bir şey söyleyeyim. Hakkımda 40 klasör diyorsunuz. Hani medyaya yansıyan bilgiler. Biraz önce bahsetmiş olduğunuz maden konusuyla ilgili yetkililere ben şöyle söylemiştim. Demiştim ki sizin bir yanlış yaptığınız tahkikat var. Benim şahsıma gelen iş tekliflerine ret cevabı verdiğim bunun gibi o kadar çok dosya var ki şirkette bunları ulaşabilirsiniz. Ben ayda 30-40 tane bu şekilde görüşme yapıp finans bağlamayacağımı ve bu işe girmeyeceğimi söylüyorum. Eğer bu bir suç unsuru içeriyorsa buyurun onları da getirin diye kendilerine söylemiştim. Bu konuya değineceğiz ama o 40 klorasör telefon dinleme kaydınız var diyorlar ya. Ben biraz normalinde konuşmayı seven bir insanım. Özellikle de telefonla. Normalinde ben 40 klorasör konuşuyorum zaten günde. Havanın güzel olduğu, çiçeğin böcek olduğu, böceğin de her tarafta bulunduğunu eğer 40 dosyaya değil 4000 dosyaya da koyup oraya getirirsiniz. Ama herhalde çiçek böcek konuşması değil orada klasöre girenler. Çiçek böcek konuşmaları bile belki daha çok suç unsuru içerecektir. Ben oradaki yetkililere de biraz sonra açıklayacağım sebeplerle anlattım. Dedim ki şahsımla ilgili biraz sonra söyleyeceğim sebeplerden dolayı intikam alabilmek adına bana ifadelerde var bu. Vermiş olduğum ifadelerde biliyorsunuz suskunluk, susma hakkımı kullanmadım. Bu söylediğiniz bana inandırıcı gelmedi. Zaten sizi yapmış olduğumuz şu muhabbetin ilk dakikalarında inandırmış olmayı beklemem benim açımdan da mümkün değil. Hayır canım, beni inandırmanız çok da önemli değil ama bu röportajı seyreden insanlar, toplumu inandırmanız son derece önemli. Onun için ben kendi fikrimi söylüyorum. Yani 3 kişi düğmeye bastı sırf kin nefret için ve bu işler sizin başınıza geldi. Bana inandırıcı gelmedi. Dinleyenlere bilmiyorum. Biraz sonra yapacağımız muhabbetlerin devamında, biraz sonra yapacağımız konuşmaların devamında, biraz sonra göstereceğimiz, paylaşacağımız evrakların devamında bunun ne hal alacağını göreceğiz. Zaten bu kadar şey söylenmişken, bu kadar kötü şey söylenmişken, bir de biz o zaman kendi kendimize kötü şeyler söylemek için insanların daha kötü şeyler düşünmesini pardon, daha kötü şeyler düşünmelerini sağlamak için çıktık bunları dediklemiş oluruz. Yani şimdi bütün Hayır siz herkes... canım siz. Tabii ki kendinizi savunacaksınız. Yani onda bir sakınca söz konusu değil. Siz kendinizi savunacaksınız da bizim de onlara inanıp inanmama hakkımız var. Ben kendimi savunmayacağım Kadir Bey. Ben kendimi savunabilmek adına veya savunmak adına burada değilim. Ben sadece doğrularımı Burası mahkeme değil zaten. Yani biz burada mahkeme kurup sizi yargılıyor değiliz. Böyle bir niyet Bence de yok. burası bir mahkeme. Ve bence burası o kadar büyük bir mahkeme ki, vicdanların mahkemesi. Ben vicdanların mahkemesinde de beraate talibim. Ve bir gün biliyorum ki yargılanacağım bu şeylerin sonucunda da beraate talibim. Benim için burası da bir mahkemedir. Bu savunmalar da gene dediğim gibi sizi inandırmak amaçlı değil. Benim böyle bir derdim de yok sizi inandırabilmek adına. İkincisi ben sadece doğrularımı anlatacağım. Yaşadıklarımı anlatacağım. Ya benim yaşadıklarımı anlatabilme hakkımı benim elimden kimse almamalı değil mi? Peki niçin bu işler sürekli sizin başınıza geliyor? Kadir Bey, öncelikle şunu söylemekte fayda var. Ben hayatımın hiçbir döneminde Allah aşkına çok iyi bir insanım veya ben çok suçsuz bir insanım demedim. Veya ben çok suçsuz bir insanım demedim. Ha, ben de onu soracaktım ya, sütten çıkmış ak kaşık mısınız? Ya bu kelime son zamanlarda çok sık kullanıldığı için Hayır, değil sütten yani çıkmış tanımlama yani. ak kaşık. Benim böyle bir derdim hiç olmadı Kadir Bey. 10 sene önce, 8 sene önce sizinle biz görüştüğümüzde de ben size böyle bir iddiada Allah aşkına bulunmamıştım. Ve hayatımın hiçbir döneminde de bulunmadım. Bu ülkede değil, bu dünyada herkesin temiz olduğundan artı bir derece temiz olduğumu iddia edebilirim ama ben çok temizim diyemeyeceğim.
Bu dünyanın yaşam şartlarını çocukluğundan beri çok sert atmosferlerde yaşamış biri olarak da öyle çok temiz olunmayacağını, hiç değilse insanın beyninde düşünce aşamasında bile kirlenmişlikler olacağını bilebilecek kadar genç yaşımda macera yaşadım zaten. Sadece beyninizde mi o olumsuzluklar, kötülükleri yaşadınız? Beynimde olumsuzluklar, kötülükleri yaşamışımdır. Belki bunların bazılarını hayatımda uygulamaya koymuşumdur. Ama ben şöyle düşünürüm Kadir Bey. İnsanların hayatlarında, fabrika bacalarında olduğu gibi fitreler vardır. İnsanların fitresi de bence kalbinin içerisindedir. Yani vicdanınız rahat mı? Yaptıklarınızla dolayı. Vicdanım rahat mıdan ziyade bir örneklendirme yapayım müsaade ederseniz. Hayır, rahat mı vicdanınız? Yani pek çok şey yaşanmıştır. Önemli olan insanın kendi vicdanıyla hesaplaşması değil midir? Çünkü onu kimseler bilmez. Sadece o vicdanınızla baş başarısınızdır. Müsaade ederseniz bunu örneklendirmenin sonunda anlatayım. Fabrikaların bacalarını zararlı atıklardan temizleyebilmek adına biliyorsunuz ki fitreler kullanılır. Allah da insanı yaratırken kalbinin içerisine bir filtre koyduğuna inanıyorum. Yaptığımız kötülükler, kötü düşünceler, yapmak istediklerimiz bu filtrede elendiğine inanıyorum. Ama filtreler de arıza yapar biliyorsunuz. Elektrik kesilir, o olur, bu olur. İşte sözümü kesmeseydiniz peki, ben de tam onu anlatacaktım peki size. Bazen filtreler de yırtılmalar olduğu gibi insan kalbinin o filtresinde de yırtılma olacaktır. Önemli olan o yırtılma olduktan sonra hayatın bu yönü çok daha güzelmiş deyip o yırtığın büyümesi adına yapılacaklar önemli değil. O tamamen kötü bir yola gidiş. Ama eğer filtrede bir yırtık olduktan sonra onun acısını hissedip o yırtığı onarabilmek adına mücadele ve gayret içerisinde olabiliyor musunuz? Olabiliyor musunuz? Şükürler olsun ki bunu olabiliyorum. Ve gönül rahatlığıyla bunu söylüyorum. Hem de çok olabiliyorum. Peki bir şey soracağım size, ilginçtir. Siz polis tarafından yakalanıyorsunuz, elinize kelepçe vuruluyor, kameralar sizi gösteriyor, gülüyorsunuz. Mahkemeye gidiyorsunuz, en zor şartlar, en olumsuz şartlar, günlerce uykusuz sorgularda kalmışsınız, gülüyorsunuz. Şimdi sizinle röportaj yapıyorum, yine gülüyorsunuz. Bunun anlamı var mı? Şimdi tabii bunun anlamı var ama bakan göz gördüğü gibi görürmüş. Kimilerine sorarsanız ben devletle dalga geçiyormuşum. Kimilerine sorarsanız. Bunu bana oradaki polisler de sordu. Dedim ki, ben biraz anne kuzusuyum dedim. Annemi çok seviyorum. Annemin beni her dakika ve her saniye görebileceğini düşünüyorum. Ve annemin beni sanki üzüntülü bir anda gördüğünde çok üzüleceğine inanıyorum. O yüzden dolayı psikolojik ben hep gülüyorum. Bu bir dedim. İki, yaşadığım sürece hayatımın hiçbir döneminde bana kimse acı çekiyorum diye beni sevmeyen düşmanlarım bu zevki yaşayamayacak dedi. Beni sevenler de bak bu şartlarda bile gene neşeli, az da olsa belki vardır seven. Belki çoktur, belki azdır. Bilemeyiz ki, kalpleri bilen Allah'tır. Bizi seven insanlar da şunu düşünüp ya bu şartlarda bile hala daha morali yerinde deyip kalplerine bir parça su serpebiliyor muyuz? Ben işte başarı diye buna derim. Ve diyorum ki size, cehennemde zebanilerle karşılaştığımda yine güleceğim. Ama o yüzünüzdeki maske o zaman. Buna günaydın derim Kadir Bey. Yani bunca yıllık gazeteci olarak siz maske olduğunu anlamadıysanız aynen, ben buna size sadece günaydın diyebilirim. Hayır, günaydın değil. Yani bunu çok farklı biçimlerde yorumlayanlar olabileceğini siz de söylüyorsunuz. Hı hı. Yani insanların aklına gelebilir, acaba ruh sağlığı yerinde mi diye. Çünkü sürekli gülen insan olabilir mi? Yani acılar çekiyor, sorgularda kendisine büyük suçlar atılıyor üzerine ve o insan gülüyor. Yani o insanın ruh halinden de şüpheye düşenler olabilir. Olabilir, zaten ben ruh halim çok sağlıklıdır falan diye bir iddiada size de bulunmadım. Ya belki de böyledir. Yani ne bilelim. Siz mesela öyle düşünmüş olabilirsiniz. Ama ben size bir şey söyleyeyim Kadir Bey. Ruh sağlığımın yerinde olmamasını, o yapılan bir yorum var ya, özellikle müsaade edip sözümü kesmezseniz bir iki dakika peki içerisinde anlatmak istediğim bir şey var. Bu kalbime çok acıtan bir konu. Gazetelerde gördüm. Devletin bittiği yerde ben başlarım. Veya devletin
Benim olduğum yerde devlet olma. Hemen gireceğim. Bu sözü söylediniz mi? Kadir Bey, inanınız. Bugüne kadar yapılmış olan 3 tahkikatımda da her seferinde aynı yetkililerin altında imzası var tahkikatın. Yeni gelen şube müdürü ve yardımcısını söylemiyorum. Operasyonlarla ilgili ve tahkikatla ilgili yetkili emniyet amiri ve başkomiser olarak diyorum. Hepsinde bu var. Şimdi Kadir Bey, organize suç lideri olmakla itham edilen bir insan, organize suç lideri olabilecek kadar zeki ise bunu söylemeyecek kadar da zekidi. Bu bir. Organize suç lideri olduğunuzu kabul ediyorsunuz. Ben organize suç lideri olduğumu kabul etmiyorum. Tahkikatı yapanların ne kadar komedi durumunda olduğunu anlatmaya çalışıyorum. İnsanların aklına ne geldiğini sanıyorsunuz? Vallahi toplumda Sedat Peker denilince insanların aklına ne geldiğini zannediyorum. Yani siz dışarıdan bakan bir göz olsanız, o fotoğrafa nasıl bakarsınız? Ne diye bakarsınız? Vallahi ben o fotoğrafa nasıl baktığımdan ziyade şunu söylemek isterim. O fotoğrafa bugüne kadar bu şekilde bakılmasını sağlayan insanlar neden bu yönde sağlamışlar? Bunun da araştırılmasına fayda var. Sizin hiç günahınız yok mu? Derim. O fotoğrafın öyle oluşmasında. Ya günahsız insan Kadir Bey. Hayır ama bakın bir şeyi yargılıyoruz. Hayır değil. Tamam eyvallah. Bir şeyi yargılıyoruz ve bir şeyi söylüyoruz. Bir fotoğraftan söz ediyoruz. O fotoğrafın öyle oluşmasını sağlayan insanların hiç günahı yok mu diyorsunuz? Ben de diyorum ki sizin hiç günahınız yok mu? Kadir Bey. Yani ben, durup dururken bir öyle bir Sedat Peker imajı oluştu toplumda. Ben size anlatmayı düşündüğüm şeyler daha farklıydı. Sorularınızı cevaplıyor olabilmek benim için tabii ki çok güzel. Ben size muhabbetin başında dedim ki ben günahsızım demedim ya. Ben kendimi bildiğimden beri bir kere ben günahsızım, ben şöyleyim, ben böyleyim, ben böyle bir şey demedim. Ben bu dünyanın nasıl bir şey olduğunu bilebilecek kadar çirkinliklerinin içinde yaşadım. Yani bunu bana soruyorsunuz. Ben bu çirkinliklerin içinde yaşadım. Size örneklendirmede bulundum. İnsan kalbinin fitresini anlatmak gayretinde oldum. Ben demek istedim ki yaşanmışlar, olmuşlar vardır. Ben o filtre zarar gördüğünde tamir edebilmek adına gayretler içerisinde oldum. Ben bunu anlatmak istedim. Yani şu mu? Beni geçmişimle yargılamayın mı diyorsunuz? Şimdi büyük bir dini topluluğun ülkemizdeki başındaki fikir büyüğü olarak görünen insan değiştim diyor. Değiştiği kabul görüyor. Şu an Allah uzun ömürler versin, hükümetin başındaki başbakanımız, ben değiştim diyor, kabul görüyor. Sonucunda toplumları oluşturan bireylerdir. Bir bireyin değiştiği, kabul görmediği sürece bir toplumun toplum olabilme hakkı var mıdır? Ben diyorum ki, değişebilmek adına senelerdir büyük gayret gösteriyorum. Ve elimi uzatıp kimseden yardım istemiyorum. Ama sadece diyorum ki ayaklarımdan tutup beni çekmeyin. Beni ayaklarımdan tutup eğer çekerseniz ben değişimimi tamamlayamam. Eğer ben değişimimi tamamlayamazsam da bizim toplumumuz benim gibi olan insanlardan dolayı da ki vardır. Zarar mı görür? Ya kaçınılmazdır. Sizin değişmenizi istemeyenler mi var? Kesinlikle muhabbetin, benim için muhabbet, inanınız, siz göreviniz, mesleğiniz olarak daha önce başladınız da benim için mesela muhabbet şimdi başlıyor. Aynen dediğiniz gibidir. Ben hayatımın bir döneminde şiddet unsuru kullanılarak haklarımın aranacağı veya bana saldırıları şiddet unsuru koyarak, kullanarak durdurabileceğim inancının yaşadığımız 2000'li yıllara göre çok uygun olmadığını anladım. Ve çok uzun senelerdir hem okumuş olduğum kitapların tarzını hem hayatımdaki istediğim yönün tarzını değiştirmek gayreti içerisinde oldum. Bununla ilgili bir olay var mı? Ben artık değişmeliyim dediğiniz bir olay var mı?
Bir kırılma noktası var mı? Bir kırılma noktası şöyle, değişeceğim derken de ben utanacağım şeyler yaptım, bunun değişimi içerisinde olmak değil, gelişerek değişmek. Yani çağın şartlarına uyarak, yani önümüzdeki zaman dilimi içerisinde insanlara bakıyorsunuz, dünyayı yöneten insanları gördüm Kadir Bey. Onlar şiddet yapmıyor. Maalesef onlar ticaret yapıyorlar. Ama gelin görün ki şiddeti körükleyecek olan her şeyin içerisinde de onlar bulunuyorlar. Benim bu konuyla ilgili, şiddetle ilgili hesabım çok eski tarihlerde bitmiştir Kadir Bey. Ve bunu ben her arkadaşıma söyledim. Gerekirse limon satalım dedim. Herkes limon satsın dedim. Bir yerden başlamak lazım. Sonucunda biz herkesten daha zekiyiz. Değişim herkesin hakkı olduğu gibi benim de hakkım ya. Bırakın değişim mi diyorsunuz? Allah aşkına diyorum ya. Başka ne diyeyim, Allah aşkına diyorum ya. İsteseydiniz kaçabilir miydiniz? Zaten bütün herkes Bulgaristan ve Romanya'da olduğumu söylüyorlar. İsteseydim kaçabilecek imkanım olduğunu insanlar biliyor. Zaten kaçabilmek çok büyük bir hüner değil. Neden? Aslında insan kaçmak istedikten sonra kaçar. Yani bunun için özel bir insan olmaya, şey olmaya gerek yok. Kaçmayı düşündükten sonra insanlar bunu başarabilirler. Yani öyle bu kadar kolay mı yurt dışına kaçmak? Öyle düşünüyorum yani. Benim şahsi kişisel düşüncem bu yönde. Belki de değildir ama kaçılmak istendiğinde kaçılabileceğine inanıyorum. Bu konuda hazırlığınız var mıydı? Yok, genelde böyle devamlı kaçmak üzereyim, kaçacağım gibi hazırlıklar içinde olmadım. Yani böyle bir şey değil. Sizin adaleti sağlamak veya adaleti koymak diye bir göreviniz mi var? Kadir Bey, size muhabbetin başında bir şey anlattım. Değişmek ve gelişmek adına. Ya şimdi burada söylüyorum. Ben bir hiç. Ve ben hep o gülmek var ya, soruyorlar. Yine bir memur arkadaş sordu. Niye gülüyorsun, niye gülüyorsun, cezaevine gideceksin dedi. Bir hiçin kaybedebilecek nesi olur ki dedim ya. Ben bir hiçim dedim.